Önce toprağı tava getirip ondan sonra ekim yapmalarını öneriyoruz. Diğer bir konu da çeşit seçimidir. Öncelikle üreticiler çeşitleri seçerken pamuk çeşitlerini bizim bölgemizde adaptasyon kabiliyeti yüksek, sertifikalı çeşitleri tercih etmeliler. Sertifikalı olmayan veya işte etiketinde poşetinde belge olmayan, ondan sonra etiketi olmayan çeşitleri kesinlikle tercih etmesinler. Diğer bir husus da çıkışlardan sonra hemen bu trips dediğimiz erken dönem emicileri problemi olabiliyor. Dolayısıyla çıkışları takip ederek pamuk tohumları çıktıktan sonra bu zararlının kontrolü için takiplerini mutlaka yapmalarını öneriyoruz. Diğer bir konu da tabii ekim derinliği çok önemli. 3-4 santimetrelik derinlik yeterlidir. Bu durumlara dikkat ederlerse iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum. Tabii ilimiz pamuk yönünden de oldukça avantajlı. Türkiye'deki pamuğun yaklaşık olarak 40-45'i bizim ilimizde üretiliyor ve bu sene de geçen yıla göre daha yüksek bir ekim alanı ve rekolte bekliyoruz. Geçen yıla göre ciddi anlamda bir rekolte artışı bekliyoruz ekim alanları ve üretim yönünden. Bu da sektör açısından olumlu olarak bakıyoruz. İlimizde tabii üreticiler pamuk üretimi yönünden veya eğitim yönünden çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak zaman zaman bazı problemler olabiliyor. İşte sulama ile ilgili, fazla gübre kullanımı ile ilgili, defoliantla ilgili. Bunlar da süreç içerisinde üreticilerimize gerekli önerilerde bulunacağız diye düşünüyorum. ...2022 yılında havaların sıcak geçmesinden dolayı ekim alanı biraz geçen yıllara göre biraz erken oldu. Güzel yani tam yani ekilecek şeye geldi yani toprak tam sıcaklığı verdi. Tohumu toprağa yani şeye buluşturma tam zamanı yani hayırlısıyla. Girdi fiyatları biraz yüksek ama tek tek temennimiz yani fiyatların yüksek olması inşallah. Onu bekliyoruz. Hayırlı olsun.